Teyzeleri, bunların ikisi de uyandı. İkisi de aynı anda uyudu, aynı anda uyandı. Ben daha keyif yapmadım, Çağrı. Ben daha keyif yapmadım. Oh, çok yaşa. Ben daha keyif yapmadım. Siz niye uyandınız? Neyse, artık yapacak bir şey yok. Uyandılar. Daha keyfimi yapamadım. Sor. Evet, biraz acıktım. Eşimin de gelmesine bir saat kadar zaman var. Dedim o gelene kadar vallahi dayanamayacağım. Şöyle dedim bir bisküviyle kola içeyim. Evet, ben kola içeyim. Şimdi yemek yesem bir saat sonra yemeyeceğim. Eşim de kızıyor. Tek yemek yemeyi sevmiyor. Onun için şu anda bununla biraz Bir atıştırayım kolamı da da. göster. Evet, Kürşat'a da kola koydum ama hanımlar nasıl koydum? Sıcak su. Şimdi nefis yani çocuk. Çok da şey yapmak istemiyorum. Kola tamam zararlı evet ama her zaman vermiyorum tabii ki. Kolasının içine ne kattık Kürşat? Sesli söyle, gösterme. Ne koyduk kolanın içine? Sıcak su koyduk. Evet, sen. Evet, biraz sıcak su koydum ki hem soğuk olmasın hem de biraz asidini falan alsın diye. Bunu içiyorsun, daha kesinlikle içmiyorsun, tamam mı? Yardım mı edeceğiz? Hayır, daha kesinlikle içme yok. He, tamam, bakalım istedim. Hı. Al hadi, al da git. Evet hanımlar, ben biraz atıştırayım. Sonra tekrar görüşürüz. Çocukları biraz dışarı çıkardım. Ev aşırı derecede sıcak. Sıkıldılar, bunaldılar. Kürşat da burada. Bisikleti de orada. Bisikletini sürmeye çalışıyor. Çağrı sen nereye? Gel. Gel buraya gel. Gel. Şimdi biraz da Çağrı'yı süreceğiz. Tamam çık. Bu da komşumun oğlu. Yusuf. Komşum Dilek var ya onun oğlu. Çağrı. Nasıl? Hanımlar biz eve geldik şimdi. Çocuklara iki tane balık çıkarmıştım. Biri Kürşat'a, biri Çağrı'ya. Neden? Ama bu balıkları ben temizleyemem ya. Eşim temizlesin. Kutlu! Balığı sen temizler misin? Temizlermiş. Aynen. Ben bırakayım o temizlesin. Dur. Çekebilir miyim ben? Yok oğlum yok. Eşim balıkları temizledi. Dedim tamam sen çekil. Anne. Gerisini ben yaparım. Çünkü o Çekebilir ocağı miyim? çok fazla batırıyor. He? Ben yapayım daha iyi. Hayır oğlum onu dökme. Açayım Onu yapmasına gerek yok. Bir kere iftarda balık yaptı Ramazan'da. Aman Allah'ım. Ocağı temizleyene kadar benimki bana yetti. Şimdi şuna mısır ununu dökeyim. Mısır unu da yapacağım hanımlar. Allah'tan ki maşallah subhanallah çocuklar balığı seviyor. İkisi de seviyor yani. Onlara sebep yapıyorum şimdi. Yesinler diye. Gel bakayım ne oldu gel. Gel. Thank you.
yani bu balığı yaptım ama keşke eşim yapsaydı. Ben de batırdım ocağı vallahi. Çok beter sıçrım. Neyse. Gel. Gel gel gel. Hadi 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 gelin sofraya hadi. Hanımlar, arkadaşım geldi. Ayşe, benim biricik arkadaşım. Evet. İş çıkışı geldi, bana uğradı. Öğlen gelmişti. Şimdi dedim akşam işten çıkarken de gel. O da belli olmaz. Belki gelirim, belki gelmem dedi. Neyse, telefon açtı. Çay koy, geliyorum dedi. Ben de çayımı koydum. Şöyle börek kızarttım. Koydum böyle öteberi bir şeyler. Öteberi denir bizim burada. Evet hanımlar, bize afiyet olsun. Ayşe ile de ne zamandır görüşmemiştik. Şimdi böyle bir iki dedikodunun belini kıralım. Değil mi Ayşe? Evet evet. Hemen evet, dedikodunun belini kırıp biz tekrar geliyoruz. Ayşe teyze evde. Ömüşe. Kimse teyze var. Yüzsürat değişik. Ayşe teyzesi geldiği zaman eşek yalan. Kayuk yalan. Kirşet yalan. Kal orada kal. Ayşe teyzesi geldiği zaman çocuklar böyle bu halde. Kirşet yalan. Sazı yer misiniz? Evet hanımlar, biz muhabbetimizi ettik. Muhabbete doymadık. Şimdi bir de dedik kahve içelim. Kahveyle devam edelim. Ama Ayşe, bunlar çok köpüklü oldu ya. Evet, ellerine sağlık. Çok güzel görünüyorlar. Evet anne. Afiyet olsun bebeğim. Ama şimdi yani bu kadar köpüğü nasıl içeceğiz Ayşe? Biraz da köpüklü kafası yaşayalım. Sütlü köpüklü kafası. Hanımlar, şimdi biz kahve içerken bir anı aklıma geldi. Ona şey anlatacaktım ama size de anlatayım. Annem az dur. Size de anlatayım. Şimdi Ayşe arkadaşım yine bir gün bize geldi. Ben de bir yerde çikolatalı kahve içtim. İçine böyle hani sarella, nutella falan atıyorlar. Dedim ki Ayşe, sana şimdi çok güzel bir kahve yapacağım dedim. Ama öyle bir hava atıyorum Ayşe'ye ki, Ayşe ömrüm boyunca böyle bir kahve kesinlikle içmedim. Bak şimdi dedim, yapayım da iç dedim. Ayşe'ye kahve yaptım ama öyle özene bözene yaptım kahveyi ki size anlatamam. Götürdüm, böyle güzel de bir sunum yaptım. Güzel böyle en güzel bardaklarımı çıkardım. Getirdim Ayşe'nin karşısına. Ayşe bir yudum aldı, bana baktı. Ben bir yudum aldım, Ayşe'ye baktım. Yani ömrümüz boyunca böyle iğrenç bir kahve içmedim. Aynen. Tövbe. Kahveye de affedersiniz, kahveye de iğrenç demek olmaz ama hakikaten çok kötüydü. Daha o gün bugün çikolatalı kahveye hayır yani. Ay, gitti gitti gitti, gol. Gol attı Kutlu, gol attı, gördün mü? Hanımlar, şu anda eşim bana bir kızdı ama öyle bir kahkaha attım ki, niye kahkaha attım? Ben şimdi gol olacağını bilmiyordum. Öyle çektim. Eşim bana kızıyor ki, ter totem yaptın diyor. Kapat şunu. Niye çekiyorsun? Senin yüzünden gol yedik. Benim yüzümden mi yedik Kutlu? Evet. Yedik. Kutlu, benim yüzümden mi gol yedik? Niye? Susunup durmadım. Dur bir daha şey yaparım, bir daha çekeyim de belki düz totem olur o zaman. Bak çekiyorum, belki düz totem olur, belki Türkiye atar, belli mi olur?
Gol, gördün mü gol? Ya gol. Kutlu bak çektim, gol oldu. Çektim, gol oldu. Gördün mü? Bak bu da bir totem. Hanımlar gördünüz. Az önce ters totem yaptım. Şimdi düz totem yaptım. Belki de şu anda yine bir gol geliyor, bilemiyorum. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi Türkiye İzlanda maçı başladı. İnşallah Türkiye yener. Siz bu videoyu izlediğinizde tabii ki sonucu biliyor olacaksınız ama ben şu anda sonucu bilmiyorum. Çayımızı hazırladım. Yanına da bir kısır yaptım. Şimdi hemen içeri geçiyorum. Maçı izleyelim eşimle beraber. Son derece heyecanlıyız. İnşallah kazanır. Bugünlük de videom bu kadar olsun. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın.